Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere muhteşem bir kare motif tarifi paylaşacağım. Hemen şöyle modeli yakından detaylı olarak sizlere göstermek istiyorum. Bu model biliyorsunuz Pinterest'in çok meşhur bir motifi. Herkesin kaydettiği ve tarifini aradığı bir model. Bakın tertemiz bir çalışma oluyor. Şöyle detayları yakından sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. O kadar keyifli bir yapımı var ki ee, yeni başlayanlar da e, bu motifi rahatlıkla çalışabilsin diye bütün e, noktaları adım adım detaylı olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Ee, çok keyifli ilerliyor. Böyle çok karmaşık gibi görünebilir ama hiç öyle değil. Başladığınız zaman motifin ne kadar keyifli ve güzel olduğunu sizler de göreceksiniz. Bir tane ördükten sonra zaten ikinciyi ezberlemiş oluyorsunuz. keyifli öreceğiniz güzel bir motif. İstediğiniz ipleri de bu çalışmada kullanabilirsiniz. Bu motifle biliyorsunuz battaniyeler kırlentler çalışıyorlar. Bunun dışında sizler giysi çalışmalarında dekoratif çalışmalarda da kullanabilirsiniz. Yani aklımıza gelebilecek birçok çok yerde kullanabileceğimiz gerçekten zarif gösterişli güzel bir motif oldu. Ve bütün yapım aşamasında detaylı olarak sizlerle paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Motifimi örmek için toplamda 5 renk kullandım. Bu renk sayısını artırabilir, azaltabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. İplerimin tamamını Aksa Örgü Butik'ten aldım. Aksa Örgü Butik'in Instagram hesabına linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi 5 renk kullandım. İpim de Alize'nin Divası. E, farklı iplerle de yapılabilir. Koton iplerde kullanabilirsiniz. İçeriği farklı, e, inceliği, kalınlığı hiç önemli değil. İstediğiniz iplerle böyle bir motif çalışmasını rahatlıkla yapabilirsiniz. İstiyorum ki kullanmış olduğum renklerin kodunu hemen şöyle sizlerle paylaşayım. Bakın böyle bir krem renk kullandım. Umarım kodları anlaşılıyordur. Bakın burada yine güzel bir renk var. Kodu bu şekilde hemen. Bu renk tonları sizin için değişebilir. istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Ama benim kullanmış olduğum renkleri merak edenler için kodlarıyla paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Hemen bakın. Burada yine güzel bir pembe var. Ve son olarak böyle bir mor kullandım. Renkler bu şekilde. Sizler dediğim gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi bakın ben motifimi bu şekilde hazırladım ama şimdi beraber öreceğimiz motifi daha farklı renklerle hazırlayacağım. Yine bu beş rengi kullanacağım ama renk yerlerini değiştirerek daha farklı görünümlü bir motif elde etmiş olacağız. Gerçekten keyifli bir çalışma oluyor. Tığ numaram da 2.20 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıkılana gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Hemen başlayalım. Orta kısmını mor başlamak istiyorum. Hemen şöyle mor rengimi alıyorum. İşe ilk olarak sihirli halkayla başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halka içerisine bakın oluştururken bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi direkt halka içerisine batıp ilmek çıkardık. İlk ilmeği mutlaka şöyle birazcık gevşek bırakalım. İki ilmeğin içerisinden bakın ipimi doluyorum. Geçirerek sık iğnemi örüyorum. Birinci sık iğne. Halka içerisine batıp ikinci sık iğne. Bu şekilde başlangıçta halkamızın içerisine toplamda 16 adet sık iğnemizi öreceğiz. Toplamda 16 adet sık iğneye tamamlıyorum. Burada 16 adet sık iğnemi ördüm. Şimdi bakın şu ilk sık iğnenin tepesine batacağım için rahat batmak için Başlangıçta hemen şöyle tığımı buraya yerleştiriyorum. Sonra sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğim noktaya kadar çekeceğim. Şu kısmı iyice açtıktan sonra tığımdan çıkartıyorum. Kısa ipi bakın toparlıyorum. İlk ilmeği böyle açıyorum ki bu ip biraz kaygan olduğu için hemen şu ilk ilmeği yutu veriyor. Bunu batması zor oluyor. Mutlaka böyle ilk ilmeği tığda bakın böyle belirgin hale getiriyorum. Şimdi sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz kadar çekip bu orta kısmı kapattık. 16 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Şimdi ilk sık iğnenin bakın 16 tane sık iğne ördük. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Kısa ipi de gizlemek istediğim için tığımın üzerinde tutuyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmeğimden kaydırarak geçirdim. 16 tane sık iğnemiz oluşturduk. Şimdi yukarı çıkacağız. 1 2 3 4 zincir bir trabzanı verecek bir de aralarda bir zincir kullanacağız 5 zincirle başlangıç yapıyoruz tığıma bir defa doluyorum hemen bakın ilk sık iğnenin üzerinden zincir çıkardığımız için kaydırma yaptığımız sık iğneye değil hemen ikinci sık iğneye batıp biraz koyu renkli kalıyor umarım anlaşılıyordur ikinci sık iğneye batıp ilmek çıkarıyorum yani hiçbir sık iğneye atlamıyorum bakın 3 ilmeğim var doluyorum ilkini tek doluyorum ikisini birlikte Tekrar doladım, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan hazırlıyorum. Arada bir tane zincirimiz var, doluyorum. Sıradaki gelen sık iğnenin tepesine batıyorum. Bakın hiçbir sık iğneye atlamayacağız. Sıradaki sık iğneye batıp ilmek çıkardım, doluyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisine birlikte. Aralarda bir zincir ve üçlü trabzanlar hazırlıyoruz. Bir zincir doluyorum. Sıradaki Sık iğne noktasına batıp kısa iple gizlemeye devam ediyorum. İlkini tek ikisini birlikte ikisini birlikte örerek yine bakın baştaki zincirle beraber 16 tane trabzan ayağımız olacak. Aralarda da bir zincirlerimiz olacak. Trabzan ayağımızdan toplamda yine 16 adet olmuş olacak. Bakın sıramızın sonuna geldik. 16 tane trabzan ayağımızı elde ettik. Şimdi bitişte bir tane zincir çekiyoruz. Ve gelen hemen şuradaki bakın 5 zincirimiz vardı. 5 zincir ve trabzan boşluğuna direkt batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Bu noktaya şöyle bir tane zincir. Hemen bu boşluğa bir tane sık iğne. Sık iğneden sonra 1, 2, 3 zincir. Ve tekrar aynı boşluğa bir tane sık iğne örüyorum. Hemen bir diğer gelen bir zincirlik boşluğa geliyorum. Bakın sık iğneden sonra direkt bir zincirlik boşluğa batıp hemen bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar bir tane sık iğne. Yani her bir bir zincirlik boşluğun içerisine bir tane sık iğne, 1 2 3 zincir ve tekrar aynı boşluğa bir tane sık iğne. Sık iğne, 3 zincir, sık iğne şeklinde bir zincirlik boşlukları doldurmuş olacağız. Sık iğne direkt bakın arada hiç zincir yok. Sık iğneler arasında aynı boşluğa battığımız sık iğne arasında üç tane zincirimiz var. Bu şekilde böyle minik tomurcuklar elde ediyoruz. Bakın sık iğne 3 zincir, sık iğne bir zincirlik boşluğa sık iğne 3 zincir, sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şurada kısa kalan ipimi çıkartıyorum. İpleri bakın böyle temiz çalışırsanız projeniz bittiğinde Motifiniz bittiğinde temiz bir görüntü elde etmiş olursunuz. Sonradan gizlemesi de zor oluyor zaten. Ee, şimdi bu şekilde sırayı tamamlayacağız. Umarım anlaşılır oluyordur. Eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi bu noktada son bir zincirlik boşluğumuz var. Bu noktaya da batıp sık iğne, 3 zincir ve tekrar sık iğne. Şimdi bu oluşturduğumuz tomurcuklardan 16 adet olmuş olması gerekiyor. 16 tane bu şekilde tomurcuğumuzu elde ettik. Şimdi burada yapacağımız işlem bakın 3 zincirin arasından direkt bakın şöyle ilk yaptığımız tomurcuğun 3 zincirlik boşluğuna şöyle geniş boşluğuna bakın açıyorum. Aradaki bir zincirlik boşluğa şöyle arkadan batıp bakın böyle bir zincirlik boşluğa geliyorum. Direkt bu noktadan bir kaydırma yapıyorum. Bakın ilk son tomurcuğu yaptık. İlk tomurcuğun 3 zincirlik boşluğunu şöyle arkadan açıyorum. Sonra bakın bir zincirlik boşluğa doğru batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmeğimden kaydırıyorum. Sonra bu noktada 1, 2, 3, 4 zincir trabzan ayağı ve arada bu kez 3 zincir olacak. 1, 2, 3 yani toplamda 7 zincir çekmiş olduk. Tığımıza doluyorum. Bakın batacağımız noktalar her bir tomurcuğun bakın 3 zincirlik boşluğunu açıyorum şöyle. Bu aradan arkadan giriyorum. 1 zincirlik boşluğuna bu şekilde batıp buradan ilmek çıkarıyorum. Yine üçlü trabzan doluyorum. İlk tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Bakın 3 zincirlik boşlukları bu şekilde elde ediyoruz. Trabzandan sonra 3 zincir tığıma doluyorum. Sıradaki gelen tomurcuğun hemen şöyle bakın 3 zincirlik boşluğundan giriyorum. bir zincirlik trabzan aralarındaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde ilmek çıkarıp ilk tek ikisini birlikte ikisini birlikte 1 2 3 zincir buluyorum bir diğer tomurcuğun hemen 3 zincirlik boşluğundan giriyorum arkadan öne doğru sonra bakın tığımı aşağı bir zincirlik boşluğa doğru batırıp bu noktadan ilmek çıkarıp ilkini tek ikisini birlikte ikisini birlikte örüyorum ve bu şekilde 3 zincirlik kutular elde etmiş oluyorum bakın yine üçlü trabzanlar çalışıyoruz hep şu tomurcukların bakın 3 zincir hemen şu aradaki bir zincire batıp bu aradaki noktaya batarak trabzanlarımızı oluşturuyoruz aralarda da 3 zincirimiz var yine bu trabzan ayaklarından 16 adet olacak 16 tane 3 zincirlik boşluğu bu şekilde elde ediyoruz sıra sonuna kadar bakın sıramızın sonuna geldik şimdi 16. boşluğumuzu yapıyoruz yine 3 tane zincirimizi çekip Burada hemen şuradan sayıyorum ben trabzandan e, önceki 1 2 3 zinciri bırakıp dördüncü zincirin içerisine batıp ilmek çıkardım. Bekleyen ilmeğimden kaydırıp burada bir tane zincir çekerek ilmeğimi 5 santim kadar uzatıyorum ve tam ortasından keserek tümaktan gelen ipi bırakıyorum. Bu bir zincirde mutlaka sıkılıyorum. Şimdi bir üst sırada bunu gizlemiş olacağım. Kullanacağım diğer bir rengimi alıyorum. Ve hemen işe bir zincirle bir ilmek oluşturarak başlangıç yapıyorum bir zincirle bir ilmeğimi oluşturdum tığımın başına doluyorum burada örgümü aldım şimdi bakın burada e, bitiş yaptım son kutudan başlıyorum istediğiniz kutudan başlayabilirsiniz 3 zincirlik boşlukları kullanacağız batıyorum direkt ilmek çıkardım doluyorum ilkini tek tekrar doladım ikisini birlikte şu kısa ipi araya alıyorum tekrar doladım. İkisini birlikte e, buradaki iki ilmeği örmüyorum pardon. Şimdi iki ilmeği bekletiyoruz. Şu kısa ipi arada gizleyelim. Doluyorum. Tekrar aynı boşluğa batıp ilmek çıkardım. Doluyorum. İlkini tek. Tekrar doladım. İkisini birlikte diğer ilmek bekliyor. Doluyorum. Batıyorum aynı boşluğa. Üçüncü kez ilkini tek. ikisini birlikte doluyorum. Dördüncü kez batıyorum aynı boşluğa. İlkini tek. İkisine birlikte. Şimdi 2, 4, 5 tane ilmeğimiz var. Bakın 4 kere batış yaptık. 3 zincirlik boşluğa doluyorum. Bu 4 ilmeği ve 5 ilmeği tek seferde topladım. Bir tane kilit zinciri çekiyorum. Kilit zincirinden sonra 1, 2, 3 zincir çekip tığımın başına doluyorum. Şimdi şu kısa ipi de gizleyeceğiz. Bakın 3 zincirlik boşluklara böyle fıstıklar oluşturacağız. Tığıma doladım. Sıradaki gelen 3 zincirlik boşluğa batıp ilmek çıkardım. Doluyorum ilkini tek. İkisini birlikte iki ilmek bekliyor. Doluyorum. Aynı boşluğa ilkini tek, ikisini birlikte diğer ilmek bekliyor. Doluyorum. Battım, ilmek çıkardım. İlkini tek, sonra ikisini birlikte diğer ilmek bekliyor. 4 kez aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 4 5 ilmeğim oluyor. Doluyorum. 5 ilmeği tek seferde topladım. Bir kilit zinciri, kilit zincirinden sonra 1 2 3 zincir buluyorum. Bakın kısa ipi de gizleyerek örüyoruz bu aşamada. Hemen bir diğer 3 zincirlik boşluğa gelerek dört kere ilk tek ikisini birlikte örüp diğer ilmekleri tığda bekletiyoruz. 4 kere bu işlemi tekrar 5 ilmeği elde ettiğimizde hepsini toplayıp bir kilit zinciri sonra 1, 2, 3 zincir şeklinde ilerleyeceğiz. Bakın fıstıklarımızı bu şekilde oluşturacağız. Her bir 3 zincirlik boşluğun içerisinde toplamda 16 tane fıstığımız olacak. Aralarda da böyle kilit zincirinden sonra 3 3 tane zincirimiz olacak. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramızı tamamladık. Son fıstığımızı yaptık. Toplamda 16 tane fıstığımız var. Kilit zincirinden sonra 3 zincirimizi çekip ilk yaptığımız bakın fıstığın toplama zincirine batıyorum. Burada kilit yaptığımız zincire batıp ilmek çıkarıp bekleyen ilmeğimizden kaydırıyoruz bir zincir çekip burayı sıkıladıktan sonra bir 5 santim kadar ipimi uzatıp ilmeğimi şöyle tam ortasından çekip kesip ipimi çıkartıyorum yumaktaki ipi mutlaka bu zincirli noktayı sıkılıyorum şimdi bir diğer sıraya geçeceğiz farklı bir rengimi alıyorum burada yine bir zincirle bir ilmek oluşturarak başlıyoruz bir zincirle ilmeğimi oluşturdum tığımın başına doluyor bakın ilmeği oluşturduktan sonra tığıma doluyorum hemen şurada bir geriden başlayalım bakın istediğiniz 3 zincirlik boşluktan başlayabilirsiniz batıyorum 3 zincirlik boşluğuma ilmek çıkardım 3 ilmeğim var doluyorum 3'ünü tek seferde topladım tekrar doladım burada tekli trabzan yapıyoruz buna çakma sık iğne de deniyor 3 zincirlik boşluğa şimdi 5 tane tekli trabzan yapacağız 1 2 3 doluyorum 3 ilmeği tek seferde topladım 2 tekrar doluyorum 3 zincirlik boşluğa batıp 3 ilmeğim var doladım. 3'ünü tek seferde topluyorum. 3 tekli trabzan. Şimdi 4 ve 5. 5 tane tekli trabzanı ördüm. Doluyorum. Bir diğer 3 zincirlik boşluğa gelip tekrar bu noktaya 5 tane tekli trabzan örüyorum. Bakın arada zincir vesaire yok. Doluyorum. İlmek çıkarıp 3 ilmeği tek seferde topluyorum. 2 3 4 ve 5. Bakın 5, 5, 10 tane tekli trabzan örmüş olduk. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Ve burada 2, 5 tane tekli trabzanın olduğu nokta var. Bakın hemen şu arada kalan 5 trabzan burada, 5 trabzan burada. Şu arada kalan geniş boşluğa direkt batıyorum ilmek çıkardım sık iğne ile 11 zincirlik noktamı buraya sabitliyorum sık iğneden sonra bir tane zincir çekip örgümü tekrar çeviriyorum düz kısma tığıma doluyorum şimdi bu 11 zincirlik boşluğa tekli trabzan dolduracağız tığıma doladım batıyorum ilmek çıkardım 3 ilmeğim var doladım üçünü tek seferde topladım şimdi toplamda 18 tane bu şekilde tekli trabzan tekli trabzanımızı içine dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 ve 18. 18 tane tekli trabzanımı 11 zincirlik boşluğa doldurdum. Hemen tığıma direkt doluyorum. Bakın hiç farklı bir işlem yok. 3 zincirlik boşluğa direkt batıyorum. Ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var Doluyorum. 3 tek seferde topluyorum. Bu arada çok ilmeği bakın gevşek bırakmıyorum ki arada çok boşluk kalmasın. Şimdi bu 3 zincirlik boşluğun içerisine 5 tane tekli trabzan örüyorum. 2. 3 4 5 5 tane tekli trabzanın 3 zincirlik boşluğa ördüm doluyorum hemen bir diğer 3 zincirlik boşluğa da tekrar 5 tane tekli trabzan örüyorum 2 3 4 5 Şimdi buradaki yaptığımız işlemin birebir aynısı 10 tane tekli trabzanı bu şekilde 5 5 olacak şekilde ördük. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekip örgümüzü ters çeviriyoruz. Ve buradaki 5'i trabzanlar arasında kalan ara boşluğa bakın hemen fıstığın ortasında tepesinde bu ara boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum ve 11 zinciri buraya sabitlemiş oluyor. Sonra dönüş için bir zincir örgümü tekrar çeviriyorum doladım ve şimdi 11 zincirlik boşluğun içerisine geniş boşluğun içerisine 18 tane tekli trabzanlarımı örmeye devam ediyorum bakın şöyle göstereceğim buradaki yaptığım işlemi burada da aynen tekrar edip sonra tekrar 3 zincirlik boşluğa buradaki gibi hemen 5 tane tekli trabzanımız öreceğiz 5 5 10 tane örüp 11 zincirimizi çekip Buradaki yuvarlak halkalarımızı oluşturup etrafını tek tekli trabzanla tarif etmiş olduğumuz gibi e, dolaşmış olacağız. Toplamda 8 tane bu şekilde halkamız olacak. 8 tane bakın şöyle diğer e, motifte de göstermek istiyorum. 8 tane şu mavi renkli ördüğüm halkaları elde etmiş olacağız. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bakın burada sizlere tarif etmiş olduğum gibi 10 tane trabzanı tek trabzanı ördükten sonra 11 zincirle bu noktayı sabitliyoruz. Sonra 18 tane tekli trabzanı ördük. Şimdi bakın bağlantı noktasındayız. Burada son tekli trabzanı ördükten sonra ilmeğimi şöyle bir miktar uzatıyorum ve ipimi hemen bu noktada kesip yumaktaki ipi çıkartıyorum. Burada şu bakın tekli trabzanla bitirdik. Hemen şu ilk tekli trabzandan sonra gelen bakın ikinci trabzanın tepesine batıyorum ipi buradan geçiriyorum önden arkaya doğru düzgün bir bitiş yapmakta bu noktada önemli sonra şu kısa kalan ipim vardı burada bu ikisini bağlıyorum sağlam olsun diye görüntüyü de bozmayacak şekilde bakın bu ikisini bağladım sonra şu trabzanların arkasından hemen tığ yardımıyla bu iki ipi güzelce sabitliyorum. Sağlam olduğundan iplerin emin olalım. Makine yatıp ürünü yıkadığınız zaman e, açılmalar, sökülmeler olsun istemeyiz. Bu da önemli bir bilgi. Bunu da e, söylemekte fayda var. Şimdi bakın bu şekilde bu noktayı sabitledik. Toplamda 8 tane bu şekilde yuvarlak halkamız oluştu. Şimdi bir diğer sıraya geçiyoruz. Hemen farklı bir rengimi aldım. O kalan kısa de sonradan gizleyeceğim. Hemen bir zincirle bir ilmek oluşturarak başlıyorum. Tığımın başına bakın ipimi doluyorum burada hemen şurada herhangi bir halkadan başlayabilirsiniz şuradaki bakın ilmeği oluşturdum tığıma doladım herhangi bir halkanın ilk tekli trabzanın tepesine batıyorum bakın trabzanın tepesine battım ilmek çıkardım doluyorum İkisini birlikte şöyle kısa ipi de araya alalım İkisini birlikte örerek bir tane ikili trabzan ördüm arada iki zincir var doluyorum bir tane trabzan atlayıp bir diğer boşluğa batıyorum. Bir bakın bir boşluk bırakıp bir diğerine batarak tekrar bir ikili trabzan, iki zincir doluyorum. Bir boşluk bırakıp bir diğerine ikili trabzan, iki zincir doluyorum. Bir boşluk bırakıp bir diğerine ikili trabzan, iki zincir. Bakın bu şekilde 9 tane trabzan ayağımız olacak bu noktada. 2 zincirden sonra bir boşluk bırakıp bir diğerine ikili trabzan 2 iki zincir bir boşluk bırakıp bir diğerine trabzan 2 zincir bir boşluk bıraktım bir diğerine tekrar ikili trabzan 2 i̇ki, 2 çekiyoruz bakın trabzan ayaklarımızı sayalım 2 4 6 7 2 zincir şimdi 8 trabzan ayağı 2 zincir bir boşluk bıraktım bir diğerine batıyorum burada bir tane tek trabzan kalıyor ilmek çıkardım. Şimdi bakın 9. trabzan ayağının ilk 2 ilmeğini ördüm. Diğer 2 ilmek bekliyor. 2, 4, 6, 8, 9 tane trabzan ayağı var. dokuzuncu da ilk 2 ilmeği ördüm. 2 ilmek beklerken tığıma doladım. Bir diğer halkanın ilk trabzanına hemen şöyle tepesine batıyorum ilmek. Çıkarıyorum. Bakın yine doluyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Şimdi 3 ilmek oluyor. Doladım. 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Bu arada böyle bir bağlantı yapmış oluyoruz. Sonra 2 zincir doluyorum. Bir boşluk bırakıp bir diğerine kiri trabzan, 2 zincir doluyorum. Şimdi burada 5 tane trabzan ayağı olacak. Birinde 9, birinde 5 tane şeklinde ilerleyeceğiz. Burada da bir farklılığımız var. Hemen yapalım. 2 zincir. Bakın bir boşluk bırakıp bir diğerine batarak ikili tırabzan örüyorum. Şimdi burada 9 tane tırabzan ayağımızı oluşturduk. Şurada bir bağlantımız var. Bağlantıdan sonra 1 2 3 4 5 tane tırabzan ayağımı oluşturduk. Şimdi 5. tırabzandayken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekip aynı burada yaptığımız halka gibi. Örgümüzü çeviriyoruz. Buradaki son ördüğüm tırabzanın tepesine batıp direkt sık iğne örüyorum sabitledim 11 zincirimi bir zincir çekip örgümü çeviriyorum tekrar doluyorum ve 11 zincirlik boşla yine 18 tane tekli trabzan örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Bakın 18 tane trabzan ayağı e, tekli trabzanım ördüm. 5. trabzanın tepesine geliyorum. ilmek çıkardım. Burada bir kaydırma yapıyorum. Kaydırmadan sonra iki zincirimi çekip tığıma doluyorum. Bir boşluk bırakıp bir diğerine batarak tekrar ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada da yine aslında 9 tane trabzan ayağımız olacak. Fakat beşinci de böyle bir halka yapmış olacağız. Tekrar 2 zincir doluyorum. Bir boşluk bırakıp bir diğerine ikili trabzan, 2 iki zincir, bir boşluk bırakıp bir diğerine ikili trabzan. Trabzan ayaklarını da sayalım. Bakın bu 5. Şimdi burada dört tane olacak. 1 2 3. Şimdi 4.'cüyü yapıyorum. 2 zincir bir boşluk bırakıp bir diğer trab e, Trabzon'a batıp ilk iki ilmeği örüyorum. Bakın son iki ilmek bekliyor, doluyorum. Hemen bir diğer halkaya geçip ilk trabzanın tepesine batıyorum, ilmek çıkardım, buluyorum ilk iki ilmeği örüyorum, üç ilmeği doladım, tek seferde topluyorum. Burada böyle bir bağlantı yapıyoruz. Sonra yine iki zincir, doluyorum, bir boşluk bırakıp bir diğerine ikili trabzan, iki zincir, bir boşluk bırakıp bir diğerine ikili trabzan çalışıyoruz. Şimdi bir tanesinde 9 trabzan, diğerinde 5 trabzan böyle bir halka tekrar dört tane trabzanı örüyoruz. Yine 9 trabzanı tamamlamış oluyoruz. Şimdi baştaki yaptığımız gibi yapacağız. Buraları kesmeden göstermekte fayda var. Video biraz uzuyor ama açıklayıcı olması için de buraları göstermekte fayda var diye düşünüyorum. 2 zincir bir boşluk bırakıp bir diğerine trabzan şeklinde ilerliyorum. Bakın. 9 tane trabzan ayağı olacak. 9. trabzanda bağlantı tra e, bağlantı noktasını yapacağız diğer halkaya. Bakın 2, 4, 6, 8, 2 zincir, bir boşluk bırakıp bir diğerine 9. trabzanı örüyorum. İlk 2 ilmeği ördüm. 2 ilmek bekliyor doluyorum. Hemen buradaki yeni halkanın ilk gelen trabzanına, bu zaten belirgin, hemen batıp ilmek çıkarıp ilk 2 ilmeği örüp 3 ilmeği tek seferde topluyoruz sonra yine 2 zincir bir boşluk bırakıp bir diğerine trabzan 2 zincir bakın 1 2 bunu 5'e kadar tamamlayacağız 5'ten sonra şu kısmı yapacağız 3 4 2 zincir 5 trabzan hep bir boşluk bırakıp yapıyoruz bakın kutucuklarımızı bu şekilde oluşturduk. 2, 4, 5 trabzan ayağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zinciri çekip örgüyü çevirdik. Burada ördüğümüz trabzanın tepesine hemen bir tane sık iğne ile tutturduk. Bir zincir tekrar örgümüzü çevirdik. Ve dolu yer başına 11 zincirlik boşluğun içerisine 18 adet tekli trabzan gruplarımızı oluşturuyoruz. Bakın. Bu kısımları zaten detaylı olarak göstermiştim. Bakın. Şimdi e, bir e, halkamızı 9 trabzanla diğerini 5 trabzan örüp yeni bir halka oluşturup tekrar 9 trabzana tamamlıyoruz. 5 trabzan örüp dörde e, bu tarafta da örüp 9 trabzana tamamlamış oluyoruz. Yani birini 9 trabzanla tamamlayarak diğerini de 5 trabzanla yeni üzerine halka oluşturarak ilerleteceğiz. Bakın motifte de Burada krem renkle çalışmıştım. Bu e, halkalardan 4 adet olacak. 8 tane burada topumuz var böyle yuvarlak halkamız var 8 tane. Birini düz geçeceğiz diğerinin üzerine. Böyle bu şekilde bir e, top oluşturmuş olacağız tekrardan. Toplamda 4 tane topumuz olacak. Bakın şu kısımlardayız. Yani şu kremli olan sıradayız. Şimdi bu sırayı bu şekilde sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi tamamlayalım. 9 tane şu 11 zincirlik nokta Dört tane 11 zincirlik noktamızdan olacak. Sırayı tamamlayalım. Yine bir sıra daha aynı renkle örmeye devam edeceğiz. Sıramızın sonuna geldik. Bakın 1 2 3 dört tane yeniden bir halka oluşturmuş olduk. Bu halkadan sonra 4 tane trabzan ayağı öreceğiz. Fakat burada bir bağlantı yapacağımız için dördüncü trabzan ayağını birlikte öreceğiz. 2 zincirimizi çekip tığımıza doluyoruz. Bir boşluk bırakıp bir diğerine batıyoruz. Burada sonda da bir tane boşluk kalıyor hepsinde biliyorsunuz. İlk 2 ilmeği ördük. 2 ilmek beklerken hemen buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Ördüğümüz ilk trabzanın tepesine batıp ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen iki ilmeğin içerisinden geçirerek buradaki bağlantıyı sağlamış oldum. Sonra geliyorum bakın burada şu kısa ipi de gizleyelim. İlk ördüğümüz iki zincirlik boşluğa direkt batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Sık iğneden sonra 1, 2, 3 zincir. Hemen bir diğer iki zincirlik boşluğa geliyorum. Tekrar sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen bir diğer iki zincirlik boşluğa gelip sık iğne. Şu ipi buradan çıkartalım. Bu biraz Sanki kafa karıştıracak gibi geldi. Bu ipi sonradan gizleyelim. Bakın. Şimdi burada fileler oluşturuyoruz. 3 zincirlik fileler. Şimdi şu 9 trabzan ayağı ördüğümüz noktada 7 tane filemiz olacak. 1-2 Şimdi 1-2-3 zincir. 2 zincirlik boşluğa sık iğne. 1-2-3 zincir. 2 zincirlik boşluğa sık iğne. 1-2-3 zincir. Sık iğne. 1 2 3 zincir sık iğne şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 şimdi yedinciyi yapıyoruz 1 2 3 zincir şimdi bakın bu noktaya 2 zincirlik boşluğa sık iğnemizi ördük başladığımız noktadan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 tane 3 zincirlik filemiz oldu şimdi şu bağlantı noktasında ne yapıyoruz burada zincir çekmeyeceğiz buradaki sık iğne daha sonra diğer bir iki zincirlik boşluğa gelip bir sık iğne daha örüyoruz bakın iki tane yan yana sık iğne. Sonra 1 2 3 zincir. Şu arada kalan trabzanlı noktaya 3 tane file yapacağız. Geliyorum iki zincirlik boşluğa. Sık iğne. 1 2 3 zincir. İki zincirlik boşluğa sık iğne. 1 2 3 zincir. Hemen şu iki zincirlik boşluğa sık iğne örüyorum. 1 2 3 tane filemiz oldu. Şimdi bu sık iğneden sonra bağlantı yapacağım. Burada 18 tane tekli trabzanımız vardı. Hemen ilk tekli trabzanın tepesine gelip bir tane sık iğne örüyorum. Bakın iki tane yan yana geçişlerde böyle iki tane yan yana sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirden sonra bir boşluk bırakıp bir diğerine sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bir boşluk bırakıp bir diğerine sık iğne. Şimdi bu yeni oluşturduğumuz halkanın üzerinde ise 9 tane file olacak bakın. Şu geçişte 3 tane file var. Burada 7 file var. Bu halkanın üzerinde de 9 file olacak. 1 2 3 zincir. Bir boşluk bıraktım bir diğerine. Sık iğne. 1 2 3 zincir. Bir boşluk bıraktım bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Hep bu şekilde bu sırayı böyle filelerle tamamlayacağız bir boşluk bıraktım bir diğerine sık iğne 1 2 3 zincir Sayalım bu arada filelerimizi 1 2 3 4 5 6 7 8. file 1 2 3 zincir bir boşluk bırakıyorum bakın ikinci boş e, buradaki dokuzuncu filemin boşluğu şurada kaydırma yaptığımız sırabzanın olduğu noktaya denk geliyor. Bu noktaya yapıyoruz. Bakın 9 tane fileyi buraya oluşturduk. Sonra bu sık iğneden sonra hemen gelen iki zincirlik boşluğun içerisine direkt tekrar bir sık iğne. Geçişlerde iki tane yan yana sık iğnemizin olduğunu söylemiştim. 1, 2, 3 zincir. Hemen iki zincirlik boşluğa sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 2 zincirlik boşluğa sık iğne. Şimdi burada 1, 2, 3 filemiz oluştu. Geliyorum burada hemen. Ne yapıyorum? E, bağlantı noktasında sık iğne ördükten sonra zincir çekmeden diğer bir kutu iki zincirli kutuya sık iğne sonra 1 2 3 zincir hemen bir diğerine tekrar filelerimi örmeye devam ediyorum bakın şu sayıları takip ederseniz e, file sayılarınızı düzgün bir şekilde yapmış olursunuz buradaki noktada e, 7 filemiz var şu ara geçişte 3 file bu noktada 9 file tekrar ara geçişte 3 File, sonra tekrar burada yedi tane filemiz olacak. Geçişte üç tane file, burada dokuz tane, üç tane, sonra yedi tane şeklinde fileler kendini tekrar edecek file sırası da 3 zincir sık iğne şeklinde tamamlıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde bitirelim. Bakın sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi file sıramızı tamamladık. Buradaki son 1 iki üçüncü fileyi yapacağız. Buradaki iki zincirlik boşluğa batıp sık iğnemizi örüyoruz. Sık iğneden sonra Hemen şurada gelen ilk sık iğnenin tepesine batıp bir tane kaydırma yapıyorum. Kaydırmadan sonra şöyle bir tane zincir çekip ipimi yeteri kadar uzatıyorum. Bir 5 santim kadar kesip yumaktaki ipi çıkartıyorum. Bakın bu bir zincirlik noktayı da şöyle güzelce sıkılacağız. Sonra da bunu arkada gizlemiş olacağız. Şimdi bir diğer sıramıza geçiyoruz. Aslında biraz böyle zormuş gibi duruyor ama hiç öyle bir sıra değil. Oldukça kolay bir sıra. Şimdi hemen bir zincirle bir başlangıç yapıyorum tığımın başına dolamayacağım bu kez direkt sık iğne ile başlayacağım şimdi bakın şuradan devam edelim bitiş yaptığımız şu orta noktadan başlayacağız bakın iki tane köşe görüyorsunuz burada hemen bunun ortasında kalan şu oval noktadan 7 tane file yapmıştık buraya bu 7 tane filenin hemen ilkinden sayıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 file var bunun biz 1 2 3 dördüncüsünün tepesine direkt batıp bir tane sık iğne örüyorum. Şöyle kısa ipi de araya alalım. Bir sık iğne ile başladık. 1, 2, 3 zincir. Tığımın başına doluyorum. Şu kısa ipi şöyle arkada gizleyeceğiz. Bakın sık iğne ile başladık. 3 zincir tığıma doladım. Bir diğer file boşluğuna geliyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kez doluyorum. 5 kez doladıktan sonra bir tane file atlayıp bir diğer fileye batıp ilmek çıkardım. Doluyorum. İkisini birlikte tekrar doladım. ikisini birlikte örüyorum. Diğer ilmekler bekliyor. Tığıma doluyorum. Burada yine sıradaki gelen bir fili atlayıp bir diğerine batıp ilmek çıkardım. Doluyorum. İlk iki ilmeği örüyorum. Bekletiyorum. Şimdi bir, iki kez doluyorum. Burada yine bir fili atladım. Bir diğerine batıp ilmek çıkardım. Doluyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar doladım. İkisini birlikte. Şimdi burada 1 2 3 4 ilmeği tek seferde toplayacağız. Doluyorum. 1 2 3 4'ün topladım. Kaldı 4 ilmek. Bunu da doluyorum. İkisini birlikte. Tekrar doladım. İkisini birlikte. Tekrar doladım. İkisini birlikte örerek üçlü trabzanla bu noktaya çıkmış oldum. 1 2 3 zincir hep aralarda 3 zincirimiz var doluyorum şimdi şu arada kalan bakın tığıma doladım 3 tane trabzan ayağı yaptık ortadakinin bakın boşuna batıyorum tam ortadakinin boşuna batıp ilmek çıkardım buraya bir ikili trabzan 2 zin, 3 zincir doluyorum aynı boşluğa gelip tekrar bir ikili trabzan örüyorum bakın ben biraz uzun uzun çekiyorum trabzanlar eğer kasma yapar diye düşünürseniz üçlü trabzanla da çıkabilirsiniz hep geçişlerde 3 zincirimiz olacak 1 2 3 zincir tığıma doluyorum bir file atlayıp bir diğer fileye batıp bir tane ikili trabzan bakın şimdi o topun olduğu noktayı yapıyoruz 1 2 3 zincir doluyorum hemen yanındakine bu kez bakın şu ara, ara büyük geçişlerde birer file atlıyoruz şu tepeyi yaparken atlamayacağız. Hemen bir diğerine ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Sıradakine direkt sık iğne dolamıyorum bakın. Direkt bir tane sık iğne örüyorum. Sık iğneden sonra 1, 2, 2, 3, 4 zincir. Aynı boşluğa geliyorum. Bir sık iğne daha örüyorum. Burada minik bir tomurcuk oluşturdum. Sonra 1, 2, 3 zincir doluyorum. Sıradaki fileye gelip 1, ikili trabzan 1, 2, 3 zincir. Bakın şuradaki geçişin aynısını yapacağız. Bir diğerine gelip tekrar bir ikili trabzan öreceğiz. Şimdi bakın şuradaki kısmı buraya aynen uygulayacağız. Yansıması olacak birebir aynısı olacak. Şimdi trabzan ördükten sonra hep geçişlerde 3 zincir var. Sadece şu tomurcu oluştururken 4 zincir çekiyoruz. 2, 3 zincir. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5 kez doluyorum. Bir fili atlayıp bir diğerine batıp ilmek çıkardım. İkisini birlikte doluyorum. İkisini birlikte örüp diğer ilmekleri bekletiyorum. Bir kez doluyorum. Bir fili atlayıp bir diğerine batıp ilmek çıkardım. Doladım. İlk iki ilmeği örüyorum. Bekletiyorum. Şimdi iki kez doluyorum. Burada da yine bir fili atlayıp bir diğerine batarak ilmek çıkardım. İkisini birlikte ikisini birlikte örüyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 ilmeği toplayacağım dördünü 2 3 4 kalıyor 4 ilmek bunu da doluyorum ikisini birlikte ikisini birlikte ikisini birlikte örerek üçlü trabzanla bitiriyorum sonra 1 2 3 zincir doluyorum şu altta yaptığımız 3 tane trabzan bacağı var bunun tam ortadakine ortasındakine bakın 3 zincirden sonra doluyorum tam ortadakine batıp bir ikili trabzan örüyorum 1 2 3 zincir doluyorum tam ortadakine batıp bir ikili trabzan daha örüyorum. Bakın birebir yansıması oldu. Bu şekilde tamamladık. Şimdi 1, 2, 3 zincir tığıma doluyorum. Burada yine bakın trabzan ayağını oluşturduktan sonra bir boşluk bırakıyorum. Bir diğerine ikili trabzan. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Burası dördüncü filemiz bakın. Yani şu ilk başladığımız nokta. 3 zincirden sonra buraya direkt sık iğne Bakın dolamadım sık iğne. 1 2 3 zincir. Doluyorum hemen yanındaki fileye 1 ikili tırabzan. Bakın bu 7 tane olan tırabzanın e, filenin olduğu noktayı tırabzan sık iğne tırabzan şeklinde geçiyoruz. Şimdi devam edelim. 1 2 3 zincir. Şimdi yine 1 2 3 4 5 kez doladım. Bir file atlayıp bir diğerine batarak ilmek çıkarıp ilk 2 2 2 ördüm. Bir kez doladım. Bir fil atlayıp bir diğerine batıp bir kere ilmek çıkardım. Doladım. İlk iki ilmeği ördüm. ilmeği beklettim. Şimdi bir iki kez doladım. Bir fil atlayıp bir diğerine batıp ilmek çıkarıp iki iki şeklinde ördüm. Doluyorum. Şimdi 4 ilmeği. Bir iki üç. Dört ilmeği aldım. Kaldı 4 ilmek. Doluyorum. İki 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 şeklinde çıkardım. Sonra bir iki üç zincir. Hemen ortadakine batıp ikili trabzan 1 2 3 zincir doluyorum aynı boşluğa tekrar bir ikili trabzan daha örerek bakın böyle 6 tane trabzan ayağını çıkarmış oluyoruz sonra 1 2 3 zincir yani bakın artık şuradaki kısmı yapıyorum şu dönüşü yapıyorum oldukça kolay 3 zincirden sonra burada yine bir fili bırakıp bir diğerine ikili trabzan 1, 2, 3 zincir. Şimdi burada boşluk atlamayacağız. Bir diğerine tekrar trabzan. 1, 2, 3 zincir. Şimdi sık iğne. Tam ortaya denk geliyor. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar sık iğne şeklinde. Bakın buradaki yaptığımız işlemi burada da birebir aynı şekilde uygulamış oluyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3 zincir doluyorum. Bir diğerine trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bir diğerine tekrar ikili trabzan örüyorum. Şimdi buradaki yansımanın birebir aynısını yapacağız. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraları kesmedim ki akılda hiç soru kalmasın. Bir file bırakıp hemen bir diğerine batıp önce 2, 2 şeklinde ilmeğimizi örüyoruz. Doladık. Bir file bırakıp bir diğerine batıp ilmek çıkarıp ilk iki ilmeği ördük. Beklettik. 1, 2 kez dolayıp bir file bıraktık. Bir diğerine batıp 2, 2 şeklinde örüp doluyoruz. 4 ilmeği tek seferde topladık 1 2 3 de yukarı çıktık sonra tekrar 3 zincir tam ortadakine batıp bakın trabzanlarımızı oluşturacağız yani şuradaki yansımasını yapmış olacağız dönüşü de bakın artık tam bir kare formu vermiş oluyoruz Bu da gerçekten çok çok kolay buraları biraz detaylı anlattım kesmedim Umarım açıklayıcı olmuştur şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim şu sık iğnenin olduğu noktaya kadar aynı şekilde ilerleyeceğiz ve bitişi burada yapacağız. Yeni sıraya da yine aynı renkle devam etmiş olacağız. Bakın sıramızın sonuna geldik. Burada bir boşluk bırakıp trabzanımızı ördük. Sonra 1, 2, 3 zinciri çekip burada ilk başladığımız sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıp kaydırmamızı yapıyorum. Sonra 3 zincirlik boşluğa gelip bir kaydırma daha yapacağım ama şu kısa ipi de yukarı alıp gizlemek istiyorum. Bakın mavi ipi. Tekrar 3 zincirlik boşluğa bir kaydırma yapıyorum. Sonra bir zincir çekip şimdi bu 3 zincirlik boşluğun içerisine 3 tane sık iğne öreceğim. Şu kısa ipi gizleyerek. 1 2 3 Arada yine 3 zincirimiz var. Tekrar. 1 2 3 Bakın sık iğne öreceğiz. Bu sırada sadece sık iğne var. Her 3 zincirlik boşluğun içerisine trabzanların tepelerine dokunmuyoruz. 1 2 3 Sık iğne. Trabzanı geçip direkt 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Hemen 3 zincirlik ara boşluğa. 1, 2, 3 sık iğne. Tekrar 3 zincir geliyor. 1, 2, 3 sık iğne. Bir sonrakine yine 1, 2, 3 sık iğne. 4 zincirin olduğu noktaya geldiğimizde 1, 2, 3, 4 sık iğne. Sonra diğer taraflar tamamen üç tane sık iğneden oluşuyor. Bakın sadece köşe 4 zincirlik noktada 4 sık iğne diğer noktalar 3 sık iğneden oluşuyor. Şimdi tamamını bu şekilde öreceğiz. Ta ki sıra sonuna kadar sıra sonunda girip diğer bir renge geçişimizi yapacağız. Bakın sıramızın sonuna geldik. Son 3 zincirlik boşluğa da 3 tane sık iğne ördük. Bu sık iğneden sonra ipimi yeteri kadar uzatıp kesiyorum. Sonra bu ipi bakın şu ilk değil ikinci sık iğneden içeri alıyorum. Sonra son ördüğüm sık iğnenin dıştaki, arkadaki kesik çizgisi dıştaki tek kanadı. Bu ipi de buradan geçirip, bakın ipi şöyle aralardan geçirelim. Sonraki üst sırada da bunu gizleriz. Yani şu e, üç tane sık iğne noktasını kaybetmemiş olacağız. Bir iki üç tane sık iğne noktasını e, sabitlemiş olduk. Şimdi bu kıseyi de e, örerken gizleyeceğiz. Hemen eee dışta krem renk kullanacağım. Rengimi alıyorum. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Tığımın başına doluyorum. Köşeden başlayacağım. Köşedeki 4 tane sık iğnemiz vardı. 1 2 3. Bakın. 4 zincirlik boşluğa 1 2 3 4 tane sık iğne örmüştük. Eee buradaki 1 2 3. sık iğneye batıp ilmek çıkardım. Doluyorum ilk yeri tek Tekrar doladım. İkisini birlikte kısa ipi araya alıyorum. İkisini birlikte örerek bir üçlü trabzan oluşturdum. Arada bir zinciri olacak. Bakın köşeden başlıyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Bir diğerine batarak üçlü trabzan ilkini tek ikisini birlikte ikisini birlikte bir zincir doluyorum. Bir boşluk bırakıp bir diğerine batarak ilkini tek ikisini birlikte ikisini birlikte bir zincir doluyorum. Bir boşluk bırakıp bir diğerine batıp ilkini tek ikisini birlikte ikisini birlikte örerek bakın böyle kutucuklar oluşturacağım şimdi şu dört zincirlik 4 e, e, sık iğne ördüğümüz yuvaya kadar gelelim burada hep bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan şekli şu köşeye kadar ilerli yakın buradaki dört tane sık iğnenin olduğu noktaya geldim yine bir zincirimi çekiyorum bir boşluk bırakıp bir diğer boşluğa batıyorum hemen bir e, üçlü trabzan ördüm yine bu noktada Bakın e, şu üçüncüye Bakın bir boşluk bırakıp diğerine batacağız. Bir zincir. Bir boşluk bırakıyorum. Bir diğeri yani dört tane sık iğnenin üçüncüsüne batıyorum. Bu noktaya geldiğimde bakın dört tane sık iğnenin üçüncüsüne geldiğimde trabzanını örmüş oluyorum. Bu köşe içinde iki zincir doluyorum. Aynı boşluğa tekrar gelip köşeyi oluşturmak için bir üçlü trabzan daha örüyorum. Bakın köşede dört tane olan bir iki üç dört tane olan sık iğnenin üçüncüsüne trabzan iki zincir trabzan şeklinde bir köşe oluşturmuş oluyoruz. Diğer noktalarsa tamamen aynı bir zincir bir boşluk bırakıp bir diğerine üçlü trabzan şeklinde ilerliyoruz. Bir zincir bir boşluk bırakıp bir diğerine üçlü trabzan şeklinde. Bakın köşeyi bu şekilde oluşturacağız. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi diğer dört köşede de aynı işlemi yapacağız. Bitiş yapacağımız nokta aynı batacağımız yer olacak. Hemen burada bitişi yapıp yine bir sonraki sıraya birlikte hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Bir sonraki boşluk ilk başladığım trabzanın olması gerekiyor. Hemen buraya bir üçlü trabzan örüyorum. Şimdi bitiş yapacağız ama şunu da belirtmekte fayda var. Böyle örgü sanki içe kıvrılıyormuş gibi olabilir. Ee, ipin i̇pin içeriğinden kaynaklı ördüğümüzde bu şekilde olması gayet normal. En son tersten buharlı ütüyle ütülediğimiz zaman bakın böyle döküm döküm güzel bir e, doku görüntü elde etmiş olacağız. Bu sizi e, kaygılandırmasın. Şimdi bakın burada e, son trabzanı da ördükten sonra hemen tığımın başına doluyorum. Burada iki zincir çekerek bitirmiyorum. İlk trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıyorum 3 ilmeğim var doladım 3'ünü tek seferde toplayarak köşede bakın tek de trabzanın 2 zincirlik bir boşluk elde etmiş oluyorum şimdi yukarı çıkmak için 1 2 3 4 zincir kullanıyorum bu 4 zincirde bir trabzan kabul edeceğim doluyorum oluşturduğum boşluğun içerisine batıp ilmek çıkardım ilkini tek ikisi birlikte ikisini birlikte örerek bu köşede iki tane trabzan öreceğiz doluyorum ee, sıradaki trabzanın tepesine batıp bir üçlü trabzan daha Doluyorum. Şu kısayı bir de gizleyeceğiz. Bir zincirlik boşluğa gelip yine bir trabzan örüyorum. Şu kısa bir şöyle araya alalım. Bakın şimdi yapacağımız işlem oldukça kolay. Köşede iki trabzan iki zincir iki trabzan yapacağız. Bu noktada trabzan üzerine trabzan bir zincir e, olduğu bir zincirin olduğu noktada bir trabzan öreceğiz. Doluyorum. Hemen trabzanın tepesine bir üçlü trabzan daha doluyorum. Bir zincirlik geniş boşluğa bir trabzan daha hemen trabzan üzerine trabzan bir zincirlik boşluğa da yine trabzan şeklinde ilerleyeceğiz köşeye geldiğimizde de bakın iki zincirlik boşluğun olduğu noktaya geldiğimizde iki trabzan iki zincir iki trabzan şeklinde sıramızı tamamlamış olacağız. Yani köşelerde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapacağız. Şu iki zincirlik boşluğu gördüğümüzde diğer noktalar bir zincire bir trabzan, trabzan üzerine trabzan şeklinde son sırayı da bu şekilde bitireceğiz. Daha farklı sıralar da yapabilirsiniz. Ee, daha büyütmek isterseniz yine bir e, bu trabzan sırasından sonra yine bir e, zincirlik boşluklarla böyle kutucuklar elde edip tekrar bir sıra daha e, trabzanlarınızı örebilirsiniz. Hemen şöyle motifimin ölçüsünde sizlere söylemek istiyorum. Bakın bitmiş halini buhar ütüyle ütüledim tersten. Ölçüm çok, tam 20 santim ölçüsünde bir motif elde ediyoruz. Kullanmış olduğum ipi de e, söyledim. Daha kalın iplerle yaparsanız daha büyük ölçülerde e, motifinizi elde edeceksinizdir. Bitişte de hiçbir farklılık yok. Bakın e, son iki tane trabzanımızı örüp e, iki zincir çekip burada bitişimizi sağlayacağız. E motif tarifimiz bu şekilde. Birleştirme için de birçok yöntem var biliyorsunuz. E etamin iğnesiyle dikerek birleştirebilirsiniz. Tığ yardımıyla sık iğneyle ya da son sırayı örerken de birleştirebilirsiniz. Birçok birleştirme yöntemi var biliyorsunuz. Bilmeyenler olursa yorumlara yazarsanız sizlere tariflerin linkini paylaşırım istediğiniz şekilde de motiflerinizi birleştirebilirsiniz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.